Bye. Sen ne yapıyorsun lan orada? O ne ya? Timsah mı lan o? Bu arkadaşlar da oyun oynuyor. Not really. Oh shit. Çektiğim tüm fotoğraf ve videoların hepsini sildiler. Belalı bir mahalle olduğu belliydi zaten. Ya soy alguien batallé bastante desde morro bien movido. Las cosas salieron bien. Gracias a Dios ya ando bien vestido. Ahora en restaurantes finos y un deportivo también. Recuerdo antes no traía ni un cinco, siempre andaba pensativo. Merhaba arkadaşlar. Bugün Puerto Rico'da en bilinen, herkesin buraya gelince gittiği yere gidiyoruz. Oranın adı Old Town San Juan. San Juan buranın başkenti. Old Town'da, yani eski şehir, San Juan'ın tarihi merkezi. Hostelde kalıyorum. Çok güzel bir hostel. Daha önce başka bir hostelde kalıyordum. Orayı değiştirdim. Ve şu an kaldığım hostelden gayet memnunum. Arkadaşlar çok iyiler. Herkes öğrendi artık YouTube yaptığım hosteldekiler. Bayağı böyle bir heyecanlandılar. Vay, senin 55 bin takipçin varmış falan diyorlar. Ama genelde buradayken hep hava kötüydü. Yani Puerto Rico'nun bu San Juan şehrine geçtiğimden beri 9 gün kaldım burada toplamda. O 9 günün yani 7 günü yağmur, fırtına, rüzgar, hava kapalı, bulutlu falan öyleydi. Şimdi artık son güne, bugün benim son günüm burada Puerto Rico'da. Son güne dışarıya çıkma fırsatını buldum. Ve yarın da Puerto Rico'dan ayrılıyorum. Nasıl bir yer diye sorarsanız, hani böyle Puerto Rico'ya bize bir özet geç diye kısaca. Yani bu civardaki Karayipler'de, Orta Amerika'daki ülkelerin hepsinde biliyorsunuz Latin kültürü hakim. Ama burada Latin kültürü var background'da. Ama önde, yani vitrinde sana sunulan şey Amerika. Yani ABD'nin o kapitalist düzeni. Yani burada baktığınız zaman insanlar evet yine Latin yemekleri yiyorlar, Latin müziği seviyorlar, İspanyolca konuşuyorlar vesaire, ama burada insanlar bayağı bir para pul sahibi. Diğer buradaki bölgedeki Latin ülkelerinin tam tersine burası pahalı bir yer. Hem para kazanıyorlar hem harcadıkları para çok fazla. Yani burası ABD'nin bir parçası gibi, ki zaten de öyle. Burası Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi olarak bir parçası. Ama burası bir eyalet olarak geçmiyor. Puerto Rico'da doğduğunuz an Amerikan vatandaşı oluyorsunuz otomatikman. Evet, şehrin merkezine yaklaşmaya başladım. Mekanlar burada böyle. Çiftlikte çalışırken demiştim ki bana günde 3 öğün yemek ve konaklama veriliyor ücretsiz olarak. Şimdi bazı insanlar diyebilirler ki ya böyle köle gibi niye kendini kullandırtıyorsun, işte ücretsiz konaklamaymış, yemekmiş falan, bunların bir önemi yok. Git para kazanacağın bir işte çalış falan diyebilirsiniz. Ama o konuda size şunu söyleyeyim. Hani ben bu işleri şuna göre seçiyorum. Daha önce mesela Hawaii'ye gitmiştim. Hawaii'de çalışırken demiştim ki bakın ben 3 ay Hawaii'de kaldım ve 3 ay boyunca neredeyse pek para harcamadım. Çünkü sadece orada yemeğe para harcıyorduk, konaklamaya harcamıyorduk. Bir de işte gezilere falan para harcıyorduk. Yani dedim ki normal şartlarda 3 ayda Hawaii'de benim kalmam imkansız. Yani ne kadar kalabilirim? Herhalde 3-5 gün kalabilirim. O yüzden dedim uzun kalmak için ben bu çiftlikte çalışıyorum. Şimdi de Puerto Rico'da mesela 40 gün toplamda kalmış oluyorum. 40 günde düşünsene abi, Puerto Rico'ya gelmişim, 40 gün kalmışım. Yani cebimden bir 300 dolar bile çıkmamış. Yani burayı da çok ucuza gezmiş oldum. Normalde Puerto Rico'da 40 gün kalmak binlerce dolara mal olur. Yani o yüzden ben bu gönüllü işleri seviyorum. Bir de yani gönüllü işlerde insanlarla tanışıyorsunuz. Çok güzel dostluklar kuruyorsunuz, yeni şeyler öğreniyorsunuz. Tarım teknikleri öğreniyorsunuz, hayvancılık öğreniyorsunuz. Yani güzel bir şey. Tavsiye ederim. Bu arada Puerto Rico'da bu araçlardan çok fazla görüyorum ya.
Şimdi Porto Rico'nun ünlü plajlarından birine gidiyoruz. Buranın adı Condado Beach. Buraya gelirken beni pek çok insan uyardı ve evet işte karşımıza da uyarı tabelası çıkıyor. Extremely dangerous, yani aşırı derecede tehlikeli, yüzmek tavsiye edilmez çünkü rip current var. Bakın bu gördüğünüz okyanusta suyun içinde bir tür gelgit oluşuyor ve su sizi aşağıya çekiyor. Aşağıya çektikten sonra da kıyıdan uzaklaştırıyor. Yani okyanusun dibinde kıyıdan da uzaklaşa açılmaya başlıyorsunuz. Ve daha sonra eğer yüzme tecrübeleriniz iyiyse ve panik yapmazsanız o gelgitten çıkabiliyorsunuz. Ama eğer panik yaparsanız o gelgit maalesef sizin canınızı alabilir. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Ben daha önce Kamboçya'dayken bir arkadaşım gelgite kapılmıştı. Ve daha sonra bana bağırdı, seslendi. Sonra gittim onu kurtarmıştım ama orada öyle bir gelgit ben hissetmemiştim. Bu çünkü bir anda olup sonra da yok olabilen bir şey. O yüzden yani dikkatli olmak lazım. Yüzmeyi çok iyi biliyorsanız bu tip yerlerde yüzebilirsiniz. Yoksa gerçekten can güvenliğiniz için hiç iyi olmaz. Porto Rico'da gittiğim plajların çoğunda böyle insanlar kendileri kayaları buralara yığmışlar. Deniz çok vahşi olduğu için Atlas Okyanusu bu gördüğünüz. Yoksa buralar falan hep dalgaların içinde kaybolurdu. Burası Marriott Otel bu arada. Marriott Courtyard. Ben hayatımda bu kadar rüzgar alan bir ülke görmedim. Çok vahşi bir iklimi var abi. Sürekli rüzgar, yağmur, fırtınalar. Hava bir ısınıyor. Mesela güneş gördüğün an yanıyorsun, pişiyorsun. Ama akşam oldu mu üstüne mesela kazak giymen gerekiyor. Pantolon giymen gerekiyor. Ayağına çorap giymen gerekiyor. Akşamları serin. Gündüzleri cayır cayır yanıyorsun. Yağmuru felaket. Zaten bana diyorlar ki şu anda yağmurlu sezonda değilsin diyorlar. Çok şanslısın, güzel zamanda geliyorsun dediler. Abi yağmur hiç bitmiyor ki. Diyorlar ki bunlar yağmur değil ya. Bunlar öyle arada bir atıştırıyor falan diyor. Mesela 2 saat 3 saat falan yağıyor yani günde yine. Akşamları çok yağıyor mesela. Ama işte diyorlar ki yağmur sezonunda gelseydin görürdün nasıl yağmuru. Evet yine geldik başka bir plaja. Burası da Porto Rico'nun Old San Juan isimli adasının bulunduğu yerin tam karşısında. Bak şu karşıdaki yer San Juan'ın en eski yerleşkelerinden birisi ve şehrin merkezi orası. En turistik yeri. Burası da işte gördüğünüz oraya bakan tam köprünün yanındaki plaj. Bu köprüden atlıyorlarmış suya. Burası çok Amerikan vari bir Latin ülkesi. Burada işte böyle hot dog'lar falan satılıyor. Çok fazla bira satan yer var. Ve Amerika'dakinin aksine, mesela Amerika'da akşam 10'da genelde pek çok eyalette alkol satışı biter. Burada gece 1'de bitiyor alkol satışı. Burayı birazcık daha böyle rahat bırakmışlar. Nasıl arkadaşlar? Porto Rico sahillerimizden birisi. Ama bak burada yüzmek gayet rahat çünkü şurası kayalıklarla çevrili. Burası da kayalıklarla çevrili. O yüzden deniz burada biraz daha durgun. Bu gördüğünüz yani Porto Rico'nun en durgun denizi. O bile böyle dalgalı. Abi okyanus burada o kadar hırçın ki. Hayatımda gördüğüm en hırçın iklim, en hırçın okyanus burası olabilir ya. Buraya Porto Rico'ya gelmeden önce YouTube'da şöyle bir baktım videolara. Dedim acaba buraya daha önce gelen kimse var mı diye. Ve tek gördüğüm buraya gelen Ayhan Sicimoğlu isimli bir gezgin. O da işte belki tanıyorsunuzdur yani biraz ünlü birisi. Onun dışında kimse yok. Hiç kimseyi göremedim. Yani Porto Rico'yu bizim camiadan, gezginlerden merak edip gelen kimse olmamış. İkinci gezgin olarak geldiğim için onurluyum. Burada çok fazla güvercin var.
Daha önce Hawaii'de görmüştüm. İzleyenler hatırlar. Hep yabani tavuklar vardı. Burada da varmış. Puerto Rico'da olduklarını bilmiyordum. Bak böyle buralara oturuyorlar. Şurada var bir tane mesela. Şu anda yumurtlamış herhalde bu. Orada öyle oturuyor. Sol tarafta Amerikan bayrağını görüyorsunuz. Sağ tarafta Puerto Rico'nun bayrağı. Hepinize mutlu bir Hanukkah dileriz diyor. Hanukkah da Yahudilerin bir kutlaması. Ve Christmas var burada, Noel. Noel de Hristiyanların kutlaması. Bakın arkadaşlar, şurada eski San Juan başlıyor. Eskinin ihtişamına, güzelliğine, estetiğine, zarafetine bakar mısınız ya? Yeniler ne kadar kötü. Bunu zamanında İspanyollar yapmış. Buna İspanyol mimarisi deniyor. Evet, eski San Juan'a girerken de inanılmaz bir kalabalık başladı. Evet, bir gözlem noktasına geldik şimdi. Burada bir kale var. Buranın adı San Cristobal Kalesi. Castillo San Cristobal. Şu aşağıda yatıp yuvarlanmalık çok güzel çimenler var. Eskiden gözcüler buradan ok atarlarmış. Buraya yaklaşanlara ok atarlarmış. Şurada bir yerde de herhalde toplar vardı. Gelen gemilere top dağıtıyorlardı. Arkadaşlar, bu ayakkabıları yeni aldım bu arada. Çok da önemli bir şey ya. Etrafında sadece İspanyol mimarisi evler görüyorsunuz arkadaşlar. Burası La Perla komünitesi. Belki de San Juan'ın en güzel, en pahalı mekanlarından birisi işte şu anda gördüğünüz yer. En çok turistin olduğu yerler. No.
Burada gördüğünüz bazı evlerde Puerto Rico bayrağı asılı, bazı evlerse dış cephesini komple Puerto Rico bayrağı gibi boyamışlar. Milliyetçiler burada. La Perla. Burada atlı meydan var ve tam karşıda muazzam bir güzellikte bir kale var ya. Abi bu nasıl güzelliktir böyle? Yemyeşil çimenlerin üstüne kurulmuş bir kale. Daha önce Kanada'da Quebec'teki kale böyle çok güzeldi, çok hoşuma gitmişti. Bu da öyle güzel bir yerde. Piragua satıyor adam. Agua fría, yani soğuk su. Aa, su alayım ya. Evet, soğuk suyumuzu aldık ama soğuk su 2 dolara mal oldu abi. 2 dolar. Turistik yerdeyiz ya. Normalde bunu 1 dolara satıyor. Bakın şu küçük kız ne tutuyor elinde? İşte şu uçurtmayı tutuyor. Of, ortam çok güzel. Herkes uçurtmalarıyla gelmiş, ailesiyle gelmiş. Hadi şöyle yatıp yuvarlanma vakti. Çimenlerin ortasına çöp kutusu koymayı da ihmal etmemişler. Buradan manzara muhteşem. Okyanusu görüyorsunuz. Çok vahşi bir okyanusu var buranın ya. İşte Puerto Rico'nun en güzel yeri San Juan. Bu gördüğünüzde okyanusun en ucundaki fener. Burası adanın bittiği yer. Ve bu fener de buraya gelen gemileri uyarıyor. Şimdi kapıdan içeriye giriyoruz. Fenere doğru. Evet, şu anda adanın en son ucunun olduğu yere geldim artık. Burası adanın bittiği yer. Bu gördüğünüz taraflar adanın batı tarafı. Şuralar doğu tarafı. Ve gördüğünüz bu yerde adanın tam bittiği yer. Sen ne yapıyorsun lan orada? O ne ya? Timsah mı lan o? Bu bir iguana. İguananın durduğu yere bak. Te quiero decir, elijo a ti. Si me dan a elegir, elijo a ti.
que estás aquí pa poder existir. Te elijo a ti, te lo voy a repetir. Te elijo a ti, siempre voy a insistir. Te elijo a ti, ya no quiero sufrir. Te elijo. Oh, ne güzel bağlamış oraya çocukları. Takılıyorlar. Güzel bir cadde keşfettim burada. Böyle hep yan yana barlar var. Burası işte gerçek Puerto Rico. La Perla. Okyanus kıyısı, Varoş semt. Karşınızda ödüllük bir sahne var. Bir tarafta varoş bir mahalle ve okyanus dalgaları. Arka tarafta ise lüks yatta giden insanlar. Kruz gemisi geçiyor arkadan. Puerto Rico'ya sık sık kruz gemileri geliyor. Ama gördüğünüz gibi işte burada da varoş kesimi var yani. Burayı böyle kendi haline mi bırakmışlar ya? Direkt okyanusun dibi hem de. Çok bakımsız bir mahalle bu La Perla. La Perla'daki evin terasına bakar mısınız ya? Adam Puerto Rico bayraklı bir sandalye koymuş oraya, bayağı büyük. Üstünde yatıp uzanırsın bile. Deniz manzaralı. Şimdi La Perla'nın içine girmeye karar verdim. Mahalle buradan başlıyor. La Perla girişte sizi bir Puerto Rico bayrağı karşılıyor. Devasa bir bayraklı ev var karşımda. Mahallenin içinde fotoğraf çekilmek yasakmış. Çektiğim tüm fotoğraf ve videoların hepsini sildiler. Ve daha sonra da silinmiş fotoğraflar arşivinden tekrar sildiler. Yani tamamen bütün fotoğraflar gitti. Belalı bir mahalle olduğu belliydi zaten. Abi aşağıda bayağı bir bildiğin tam bir mahalle kültürü var yani. Böyle Türkiye'deki hani mahalleler var ya, böyle İzmir'de falan, İstanbul'da işte Murteke Mahallesi gibi. İşte böyle kenar mahallelerin olduğu yerler, Tepecik Mahallesi gibi. Burası da öyle bir yer. Bütün fotoğrafları, videoları hepsini sildirdiler. Ve herkes video çektiğimi anlayınca etraftan bağırdı bana. Dediler ki işte hey dediler, işte fotoğraf çekiyor falan. Ondan sonra aldılar elimden kamerayı. Hepsini sildiler abi. Geçmiş olsun. Evet, burası mahallenin girişi. Kaldığım hostelden ayrılmıştım. Şimdi kaldığım hostelden çok memnunum. Bildiğin klasik hostel ortamı şimdiki. Gayet güzel, memnunum. Çok böyle gürültülü bir ortam değil. İnsanlar hep yabancı, böyle işte Avrupa'dan falan gelmiş tipler. O önceki kaldığım yer acayip bir yerdi. Orası böyle sanki buraya mevsimlik bir iş için gelmişler, şantiye kurmuşlar. Hadi siz de burada yatın demişler gibi duruyor. Ama bu güzel bir hostel. Burada son günlerim artık. Hava gördüğünüz gibi ya. Maalesef hep kapalı hava. Bu Noel'de en çok gördüğüm görüntü bu oldu. Bir bebek ve etrafında insanlarla hayvanlar, hayran hayran ona bakıyor. Buraya kahvaltı yapmaya geldim. Hola. Gracias. Ciao. Puerto Rico, me encanta.
Gracias. Ha? Rakı. 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 Si, si. Me gusta. Gracias. Ciao. Kahvaltı yaptım az önce. Mekandakilerin hepsi benimle çok ilgilendiler. Hep sohbet ettiler. Türkiye'den bahsediyorlar işte. Biz dizilerden izliyoruz Türkiye'yi diyorlar. Çok tatlı insanlar ya. Bayıldım. Yarın da geleceğim dedim. Mutlaka gel diyorlar. Bekliyoruz yarın. Yarına geldiğinde İspanyolcanı biraz daha geliştirmiş ol diyorlar. Burası benim kaldığım hostel. Kız şu anda şapka yapıyor sarmaşıklardan. Bu arkadaşlar da oyun oynuyor. I'm gonna be driving that side. Okay, sure. Be if you don't mind doing the ocean. Yeah. And then just as a left. What's the sound? Oh, okay. What's the ready button? What kind of tree is this? It's a palm tree. I saw this before. Yeah. In Asian walking countries. Yeah. You are not interested in video games? Yeah. No, not really. Oh shit! And do a flip. The graphics actually not bad for such a small thing. Adam seyahatleri için bunu yanında taşıyormuş hep. Böyle joystickleriyle birlikte. Don't know how you shoot. I think maybe it's Abi benim kaldığım hostelin dış kesimi burası. Burada oturuyoruz hep işte. Burası bizim mutfak. Porto Rico'daki hostelim. Böyle bir yerde kalır mıydınız? Paylaşımlı mutfak, paylaşımlı oturum alanı.